Fransız medyası Türkler Afrika'yı Menemen'le bizden aldılar diye boşuna yazmıyordu. Uzun soluklu bir mücadele başlayalı çok olmuştu. Erdoğan AK Parti'den tasfiyelerle bu startı vermişti. Şartlar Türkiye'nin önüne büyük imkanlar çıkartıyordu. Başkan Erdoğan da bunu en iyi değerlendiren isimdi. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam, ya işgal, ya da sömürgecilik lekesi muhakkak vardır. Erdoğan, başlasın Türkiye yüzyılı derken büyük bir mesaj veriyordu. Türkiye dış politikada en önemli adımlarını asıl şimdi atacaktı ve dünya Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduğunu asıl şimdi anlayacaktı. Asıl oyun şimdi başlıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajı var, bir tweet mesajı. Aslında iki cümleden oluşuyor. Büyük Türkiye zaferiyle diyor, 3 nokta koyulmuş. Başlasın Türkiye yüzyılı vurgusu var. Erdoğan göreve geldiğinden beri Türkiye'yi dış politikada hak ettiği konuma getirmeye çalışıyor. Fakat önüne şimdiye kadar birçok engel konuldu. Erdoğan her şeye rağmen bu engelleri birer birer yıktı. Ekonomik bağımsızlık bunlardan en önemlisiydi. Türkiye ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için artık bir daha batıya boyun eğmeyi göze almıştı. Biz bu işi yaşadık, yaptık. Ama bunların böyle bir derdi var mı? Yok. Bunlar laf ola beri gelir. Yaparsak yine biz yaparız. Türkiye'nin Suriye'ye, Libya'ya girmesi için birçok devletin planlarını alt üst etmişti. Elbette bunun Türkiye için büyük bedelleri olacaktı. Türkiye Libya'ya girdiğinde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarının dengesiz paylaşımına baltayı vurmuştu. Doğu Akdeniz sınırındaki ülkelere baktığımızda Tunus, Libya, Mısır, Lübnan ve Suriye gibi ülkeler karışıklarla boğuşurken aynısı Türkiye'de de yapılmaya çalışıldı. Hem de bir kez değil, defalarca Türkiye karıştırılmaya çalışıldı. Hasta adam dedikleri bu ülkeyi bir türlü mezara gömüp başına taş dikemediler. Ne yaparsanız yapın. Topunuz gelin. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını gerçek anlamda kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyordu ve bu seçim sürecinde Erdoğan'ı kazanmaması için ellerinden geleni yaptılar. Batı ülkelerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'ye ve Türklere karşı bir nefreti var. Erdoğan sayesinde Türkiye gerçek bir ülke olmaya başladı. Bunu unutmayın. Bulunduğu bölgede güçlü bir konuma geldi ve kendi kimliğine büründü. Batı Türkiye'nin hiçbir zaman güçlü olmasını istemez. Türkiye'yi kendi isteklerini ve kendi çıkarlarını yerine getiren bir ülke konumunda görmek ister. 21 yıllık siyasetinde Başkan Erdoğan'ın dünya barışına, dünya siyasetine katkısı göz ardı edilemez. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin bağımsızlığını kazandığı yükseliş yılları olarak tarihe geçecek. Bunu dünya biliyor ve Erdoğan'ı kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik baskı bunun bir neticesidir. Kesin istedikleri bir şey var, Türkiye'nin güçlü olmaması. Güçlü olmasından ne olursa olsun, iç huzursuzluk mu, parçalanma mı, ne sayarsanız sayın. Artık karşılarında Erdoğan gibi bir lider var ve tüm dünyaya "Dünya 5'ten büyüktür" diyor. Bu onları çok rahatsız ediyor. Batılı yayın organlarının bu denli Türkiye karşıtı olmasının arkasında Ankara'nın sahadaki kararlı duruşu yatıyor. Ankara, savunma, güvenlik ve dış politika gibi meselelerde ülke çıkarlarından taviz vermiyor. Suriye ve Irak'ta terör örgütleriyle mücadele konusunda geri adım atılmıyor. Bloomberg'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde, Türkiye'deki seçimlerin etkisi Avrupa başkentlerinde, ABD-Rusya ilişkilerinde, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika hissedilecek yorumu yapılmıştı. Türkiye'nin dış politikadaki bu etkisini kırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını körüklüyorlar. Türk savunma sanayinin geliştiği insansız hava araçlarıyla silahlı insansız hava araçları dünya genelinde büyük ilgi görüyor. Batı dünyasında uzun süredir Türk savunma ürünlerine yönelik büyük bir karalama politikası yürütülüyor. Seçim yaklaştıkça bu kirli propagandayı artırdılar. Ankara ise gelen tüm baskılara rağmen Türkiye'yi dünya genelinde savunma alanında kendi kendini yetebilen ülkeler sıralamasına sokmayı başardı. ABD ve Avrupa basınındaki haberlerin odağında genellikle benzer konular yer alıyor. Batı, uluslararası alandaki çıkarları noktasında Türkiye'yi durdurmak için çaba sarf ediyor. Buna karşılık dış basında dile getirilen karalama propagandalarına Türkiye'deki muhalif kesimler de benzer şekilde iştirak ediyor.
İşte bazı örnekler. Batı medyası Türk savunma sanayini hedef alıyor. Son zamanlarda Türkiye'deki malum kesimlerde her fırsatta Türk İHA SİHA'larını karalamaya başladı. Batı, Suriye'de terörle mücadeleyi sekteye uğratmaya çalışırken muhalif kesimler tezkerelere hayır diyor. Avrupa, Azerbaycan'a desteği engellemek istiyor. Sözde muhalifler buldukları ilk fırsatta Türk askerinin Azerbaycan'daki varlığına dil uzatıyor. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasını iptal etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye'deki iktidar karşıtları da ne işimiz var Libya'da diyor. Avrupa, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarına el koymanın peşindeyken, Türkiye'deki muhalif kesimlerde bir yandan Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ket vuruyor, diğer taraftan da üstü kapalı şekilde Yunanistan'ın tezlerini savunuyor. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçim sürecinde Avrupa basını sınıfta kaldı. Erdoğan karşıtlığını vurgulayan haberleriyle dikkati çeken Avrupa medyası seçim sonrası tutum değiştirdi. Erdoğan zafer kazandı manşetleriyle gelişmeleri aktaran Batı medyasının Türk seçmenin davranış yapısını bilmeden yaptığı yayınlar inandırıcılıklarına büyük zarar verdi. Bu süreçteki tutumu en çok tepki çeken yayın organı İngiliz Ekonomi ve Politika dergisi The Economist oldu. Önce Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz açıklamasıyla açık tavır sergiledi, seçim sonuçlarını görünce geri adım attı. Türkiye'nin büyük tepkisini çeken kapak resmini değiştirdi. Fransız basını ise haftalarca muhalefet kazanıyor haberleri yaptı. Anketler tamam, Erdoğan kesin kaybediyor diyen Le Monde daha sonra tam tersi bir tutum sergileyerek Erdoğan'ın oylarının ardında istikrar arzusu var demek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu güven vermiyor, Erdoğan güven vermeyi biliyor en çok akılda kalan haberi oldu. Alman devlet kanalı Tagesschau, ilk tur öncesi Alman siyasetçiler Erdoğan'sız ikili ilişkilerin yeni bir başlangıç yapmasını umuyor haberine imza attı. İlk tur sonrası ise Erdoğan'ın seçimlerde sergilediği iyi sonuçlar sürpriz oldu. Çünkü seçim öncesi yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun gerisindeydi dedi. Alman Bild gazetesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na atıf yapan haberinde, "Bu isim karşısında Erdoğan titriyor, bu ismi unutmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İkinci tur öncesi ise seçim zaferi ufukta manşetiyle seçim haberlerini okuyucularına duyurdu. Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarının Türkiye seçimlerine Erdoğan karşıtlığı paydasında odaklanmaları hem tarafsızlıklarına hem de inandırıcılıklarına darbe vurdu. İkinci tur sonuçları ise Türkiye'deki seçmen yapısını bilmeyen Batı medyasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Savaş ilanı yapıyor. Ya sizin her yeriniz savaş olsa ne yazar? Topunuz gelin, topunuz! Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mesajı var, bir tweet mesajı. Aslında iki cümleden oluşuyor. Büyük Türkiye zaferiyle diyor, üç nokta koyulmuş. Başlasın Türkiye yüzyılı vurgusu var.